Hoş geldiniz. Umut, senin İzmir'deki ilk konferansı. Birazdan biraz konferans süreçlerini de sizinle paylaşacağım. Ama başlamadan önce iş cinayetlerinde, sınıf ve devrim mücadelesinde öldürülen işçiler ve devrimciler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum herkesi. Yaşayacak. Dolu salon görmek çok güzel. Bu aslında bir taraftan da İzmir ve Ege bölgesinde son bir senede yaşadığımız hareketliliğin sonucu. Biz Umut Sen kolektifi olarak çabamız işçilerin öz örgütlülüğünün savunan, patronu amasız fakatsız hedefine koyan, sarı ve bürokrat sendikacılığa karşı mücadele eden ve bunların devlet arasındaki ilişkiyi her gün teşhir eden bir sınıf odağı inşa etmek. Bu çabayla, bu uğurda çevremizde olan her türlü direnişe, her türlü greve, her türlü işgal girişimine destek olmaya, dayanışmaya, yanlarında durmaya çalışıyoruz. Birlikte hareket etmeye çalışıyoruz işçilerin kendi öz örgütü çabalarıyla. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu bizi kendi direniş süreçlerinden, kendi grev süreçlerinden tanıyorlar artık. Bunu Türkiye'de ve dünyada merkezinde sınıf mücadelesinin olduğu, devrimci bir siyasetin yeniden inşa edilmesinin mecbur ve gerekli olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bunun için kent merkezlerinde olduğu kadar sanayi bölgelerinde, havzalarda, tarım alanlarında, ana akım siyasetin neredeyse terk ettiği, kadene terk edilen fabrikalarda işçi ve köylülerin içinde yaşadığımız düzene karşı her dile getirdiği her türlü huzursuzluğu, her türlü rahatsızlığı büyütmek, o rahatsızlığı güçlendirmek, o rahatsızlıkla ortaya koydukları taleplerin yanında durmak, o taleplerin sesi olmak için yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öncelikli çabamız buradaki her direnişin, her grevin, her huzursuzluk çabasının daha görünür olması ve mücadele araçlarının güçlenmesi. Bu uğurda burada bir İzmir'de ilk defa konferans düzenliyoruz bu sene. Aslında 2018'den beri Umut Sen konferansını yıllık olarak İstanbul'da yapıyoruz. Bu sene de yapacağız. 17 Kasım'da İstanbul'da bir konferansımız olacak. Ama bu sene artık yani direnişlerin yayılması, her alanda tekrar karşımıza çıkması, artması, sınıf mücadelesinin kendisini bir güç olarak ortaya koyma arzusunun görünür olmasıyla biz de şeyi hissettik. Yani artık sadece yılda bir kere İstanbul'da yapmak yetmeyecek bu işi. Biz işçilerin, direnişte bir arada durmuş işçilerin bir araya gelip birbirlerinden deneyimlerini paylaşabileceği, aktarabileceği, karşı karşıya gelebileceği, yüz yüze gelebileceği bu ortamları daha fazla yaratmak zorundayız. Burasının amacı sadece bir takım teorik bilgilerin ya da bir takım tartışmaların yapılması değil, gerçekten direniş süreçlerinde kendi deneyimini yaşamış, kendi patronlara, sermayeye karşı devletle yüz yüze gelmiş işçilerin bir araya gelmesi ve birbirinden destek, birbirine destek olması, dayanışması, birbirinden güç bulması. Dolayısıyla bu konferans aslında bir anlamda da 17 Kasım'da yapacağımız konferansın da bir öncülü, Ege bölgesi ve İzmir bağlamında aslında yapmaya çalıştığımız bir şey. Buradan herkese bu çağrıyı da yapmış olalım. 17 Kasım'da İstanbul'daki büyük konferansa da hepiniz davetlisiniz. Gelmek isteyenler arada bizimle iletişime geçebilir. Buradan oraya gitmenin imkanlarını da yaratmaya çalışıyoruz. Biraz bugünkü programı kısaca şey yapayım size. Görmüşsünüzdür belki davet metninde. Öncelikle bir panel kısmımız olacak. Benim konuşmadan sonra 3-4 arkadaşımız konuşma yapacak. Ondan sonra ufak bir ara vereceğiz.
15 dakika kadar. Ondan sonra forum kısmı olacak. Orada direnişlerden gelen arkadaşlar zaten hazırlıklarını yaptılar diye tahmin ediyorum. Orada da aslında direniş süreçlerine dair hem kendi içinde yaşadıkları şu anki koşulların ne olduğu üzerinden hem de birbirimizden öğrenebileceğimiz, birbirimize dayanışabileceğimiz alanları yaratmaya çalışacağız. Bu açıdan aslında İzmir ve Ege bölgesinde geçtiğimiz yılda olanlara bir bakıp ben işi panelist arkadaşlara sözü bırakmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen yaz aslında Agrobay'la başlayan bir hareketlilik oldu. Dikili'de seracılık kolunda, tarım iş kolunda Agrobay'da Tarım Sen sendikasıyla birlikte başlayan bir hareketlilik olmuştu. Uzun süren bir mücadele oldu. İşe geri dönme mücadelesi. Ankara yürüyüşleriyle jandarmaya karşı zora karşı da mücadele eden işçiler oldu Agrobay'da. Ondan beridir bölgede pıtrak gibi yayılan aslında dirençlere şahit olduk. Bugün aramızda olan Lezita grevinden arkadaşlar Özgıda İş Kemalpaşa yolunda bahar aylarından beri, bilmiyorum kaç gün oldu arkadaşlar söyler ama bahar ne kadar? 207 gündür aslında süren bir grev. En son yetersizlik davası da ertelendiği için grev devam ediyor. Arkadaşlar sonuna kadar kararlı. Onlar da aynı şekilde kolluk güçlerine, jandarmaya, patronun türlü oyunlarına diyelim getirdiği işte grev kırıcı işçilere rağmen direnişlerini, grevlerini sürdürdüler. Onun dışında arada İFKO direnişine şahit olduk. O Türkiye için belki enteresan, özel bir durumdu. Çünkü mühendis arkadaşlar, fabrikadaki işçi arkadaşları sendikalaştırdığı için işten atılmıştı. Çok rastladığımız bir şey değil. Genelde biz grevlerde beyaz yakalılarla işçilerin birbirinin karşı karşıya bırakıldığını, çoğunlukla da düşman kılındığını görüyoruz. O açıdan İFKO direnişi bir örnekti. Aslında mühendis arkadaşların, formen arkadaşların da kendilerinin emekçi olduğunu hatırlaması gerektiği, işçilerle yan yana durmalarının doğru olduğunu ifade eden, aslında bunu ortaya koyan bir direnişti. Yine arkasından Kristal Yağ'da Arkas gibi İzmir'in en büyük holdinglerinden birinin sahip olduğu fabrikada Tek Gıda İş'in bir direnişine ve grev sürecine şahit olduk. Orası kazanımla sonuçlandı ve sona erdi. Ondan sonra yaz boyunca genel seçimler sonrası çok sayıda belediye direnişine şahit olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. Daha sonra Menemen Belediyesi'nden arkadaşlar Mayıs ayından beri direnişteler. İşe geri dönmek için direnişlerini sürdürüyorlar. Yine Çiğli Belediyesi'nde, Karşıyaka Belediyesi'nde, Kemalpaşa Belediyesi'nde direniş süreçlerine şahit olduk. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kamu emekçilerinin, TÜMBELSE'nin ücret talebiyle yaptığı eylemlere şahit olduk. Onun dışında metal sektöründe Purmo'da, Klas Isıtma'da, ABP'de, Akhisar'da direnişlere şahit olduk. Bir kısmı kazanımla sonuçlandı, bir kısmı sürüyor, bir kısmı bu direnişlerin ara verildi diyelim. Bunlar dışında yine arada özellikle İzmir Şehir Hastanesi'nde ama Türkiye'nin birçok yerinde de aynı anda aslında inşaat sektöründe direnişlere şahit olduk. Özellikle görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. Çalışma koşulları, yemeklerin kötülüğü gibi çok noktasal sebeplerle de olsa isyanların, işçilerin artık onlara dayatılan hayata karşı isyan ettiği anlara şahit olduk. Yine İzmir'de kurye ve dağıtım emekçilerinin örgütlenme çabasına şahit olduk geçtiğimiz aylarda. Şu an devam eden Fernas madencilik, bağımsız maden işinin Soma'da Fernas madencilik, hem işe alınma hem işi gönlemlerinin tanınması hem de ücret için yaptığı direniş devam ediyor. Ankara yolundalar. Takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Oradan da aramızda arkadaşlar var. Bunlar dışında bir de bölgemizde yine işçi direnişleriyle bir arada duran, yan yana duran toprak direnişleri, köy direnişleri, tarım arazilerinin, ormanların savunulması için verilen direnişler var. Geçen yaz Akbelen direnişi bunun belki bir düzey ateşleyicilerinden biri oldu. Ondan önce Mezeköy, JES'e karşı Aydın'da. Yakın zamanda Kalemoğlu, Manisa'da nikel madenine karşı.
Aydın'da yine jeotermal karşıtı Alamut Köyü ve Muğla Fethiye'de HES karşıtı Söğütçük'te direnişlerin yine işçi direnişleriyle yan yana duran, fabrikalarda iş yerlerindeki direnişle yan yana duran ve aslında aynı dertle, aynı ne diyelim talep, benzer taleplerle ortaya çıktığını görüyoruz. Bu direnişleri bir araya getirmek bizim en büyük çabamız, en çok yapmayı başarmayı istediğimiz şeylerden biri. Bunların da ötesinde bir de son zamanda çok sayıda çiftçi direnişine şahit olduk. İzmir yakınlarında en gördüğümüz en büyük Kınık'taydı. Ama Türkiye'nin hemen her yerinde traktörlerle yollara çıkan çiftçileri gördük. Artık burada gerçekten herkesin bize dayatılan hayata karşı bir özneleşme, bir kendini gösterme, bir konum alma, biz de buradayız, biz de varız ve hakkımızı savunuyoruz. Biz de taleplerimizin arkasındayız dediğini gördüğümüz bir yıl geçirdik aslında. Dolayısıyla buraya gelen, direnişlerden gelen arkadaşlar da bu süre içerisinde yalnız olmadıklarını ister istemez başka birçok alanda, başka birçok iş kolunda, başka birçok noktada başka direnişçilerle aynı şeyi talep ettiklerini gördüler. Belki yine birazdan daha detaylı dinleriz belki DGDSAN Başkanı Neslihan Acar'dan. Karfus'ta depo direnişine şahit olduk geçtiğimiz günlerde İstanbul'da. 17 günde sonuç alabilen, çok hızlı, net, kendisini ortaya koyabilen bir direnişle taleplerini edinebildiler. Şu anda süre giden birçok direniş var Türkiye'de. Belki gözünüze çarpmıştır. Polonez de İstanbul'da, Çatalca'da, As Plastik yine İstanbul Hadımköy'de, Hatay'da Yol Bulan metal grevi, Alpagut'ta yine arazilerin toprağın savunulması için süren bir direniş, Eker Süt Bursa'da, Mersen grevi, MKB Rondo grevi, Şişli Belediyesi'nde uzun süredir süren iki işçinin yıllardır süren neredeyse direnişi devam ediyor, Sarar grevi, Elba Band grevi, Bekart grevi, Tarket grevi. Gördüğünüz gibi bitmiyor. Yani sayamadığımız grevlerde, sayamadığımız direnişlerde, işgallerde muhtemelen vardır. Biz burada tam da bu direnişlerin hepsinin karşısında duran holding cephesine karşı, sermayenin devletle, kollukla, medyayla, bütün kollarıyla, akademiyle, her şeyle iç içe kurduğu holding cephesine karşı sınıf cephesinin inşası için uğraşıyoruz. Düşmanı tanımlamak için uğraşıyoruz. Çağrımızın da başlığı düşmanı tanıyoruz, üstüne yürüyoruzdu. Dolayısıyla burada gerçekten herkes, zaten direniş alanında olan herkes kendisi düşmanla göz göze geliyor. Dolayısıyla tanımak için ekstradan bir şeyin anlatılmasına, bir şeyin tarif edilmesine de gerek olmuyor. Dolayısıyla burada bütün araçlarıyla karşımıza dikilen bu düşmanın karşısında nasıl direndiğimizi ve nasıl direneceğimizi konuşmak, bunları paylaşmak için buradayız. Bütün bu direnişler, işgaller, grevler siyasidir diyoruz. Çünkü düşman kendisini siyasi bir yerde tanımlıyor. Holdingler sadece patronlar, sadece bir takım kişiler, zenginler değil. İşte devletiyle, medyasıyla, hukukuyla, kullandığı her türlü aracıyla karşımıza dikilen büyük bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz en küçük mücadelenin bile siyasi olduğunu hatırlamak, o mücadelenin siyasi bir mücadele olduğunu farkına varmak gerekiyor. Hiçbir mücadele kendi başına sadece ekonomik ya da sadece siyasi değil bizim açımızdan. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine dolaşık olduğunu, bu ikisinin birbirine ayrılamaz olduğunu hatırlamak, bunu birbirimize hatırlatmak için buradayız. Yeniden hoş geldiniz. Panelci arkadaşlara geçmeden önce ufak bir video sunumumuz olacak. İzmir ve çevresindeki dirençlerden özellikle yaptığımız bir kurgu izleyeceğiz.